Merhabalar, ben Yağız Can. 5 senedir Erenköy'de özel bir sanat evinde dekoratif mum ve sabun teknikleri alanında hocalık yapmaktayım. Bugün de sizlerle yaparken çok keyif alacağınıza inandığım dekoratif sabunların yapımını sizlere göstereceğim. Bana eşlik ederseniz çok sevineceğim. Öncelikle birazcık sabunun tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Bu ana temizlik maddesinin tarihçesi, ilk bulunuşu nasıldır? Çok kısa bir şekilde. Sabun yapımının ilk tarifleri M.Ö. 2500 yıllarında Sümer yazıtlarında ortaya çıkmıştır. O zamanki o yazıtlarda çıkan tariflere göre odun külünün kaynatılmasıyla ve bu kaynatılan odun külünün de içine çok az az yağ katılarak bugünkü sabunun benzer bir maddesi elde edilmiştir. Fakat sabunun genel işlevi olarak temizlik alanında kullanılması ise M.Ö. 1000 yıllarında Romalılar tarafından bulunmuştur. Ve Romalılar sabunu sabun olarak, bugünkü anlamıyla sabun olarak kullanmaya başlamışlardır. Roma İmparatorluğu'nun yıkılıp karanlık çağın başlamasıyla insan vücudundan her şeyin yasaklandığı bir devirde sabun kullanımı da kişisel olarak unutulmuştur ve insanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu devirden sonra ilk sabun kullanımı ise 8. yüzyılda İtalyanlar ve İspanyollar tarafından olmuştur. Daha sonra ise diğer ülkeler bunları takip etmiştir. Şimdi size biraz sabunun ham maddesinden ve kimyasal karışımlarından bahsetmek istiyorum. Sabun dediğimizde genelde hepimizin aklına gelen şey evlerimizde kullandığımız katı sabunlardır. Bu sabunların ham maddesi kostik dediğimiz kimyasal bir maddedir. Kostik ve zeytinyağı esas iki ana madde bu. Tabii ki daha farklı karışımları da var. Fakat bizim bunları evlerde yapmamız daha zordur. Bu kimyasal maddeleri teminimiz daha zordur. Onun için bizim yaptığımız dekoratif mumların, bütün burada gördüğünüz mumların ham maddesi ise ana madde gliserin dediğimiz gene kimyasal bir maddedir. Gliserinin içine daha bir sürü karışım katılıyor. Özellikle kremler katılıyor. Tabii ki bunların hepsinin vücuda hiçbirinin zararı olmaması göz önünde bulunduruluyor. Ve bu karışımlar hazırlanıyor. Şöyle size göstermek istiyorum. Bu gliserin soup da denilen, genelde çünkü sabunla ilgili çok fazla Türkçe bilgi veya kitap olmadığı için yabancı kitaplarda genelde gliserin soup diye geçen, bizim işte şeffaf sabun dediğimiz bir malzeme. Demin de söylediğim gibi bunun ham maddesi gliserin. Fakat bunun içinde kimyasal olarak bir sürü karışımlar var. Kremler var. Dediğim gibi hiçbirinin vücuda veya tenimize bir zararı yok. Bu şeffaf sabunla biraz sonra da bir sürü teknikler uygulayarak çok dekoratif, keyifli çalışmalar yapacağız. Bir de opak sabun dediğimiz şu şekilde. Gene ham maddesi gliserin olan, karışımları aslında şeffaf sabunla aynı olan fakat daha beyazlatılmış, bizim normal evlerde kullandığımız katı sabuna benzeyen opak sabun malzememiz var. Şeffaf sabun olsun, opak sabun olsun içinde bir sürü karışımdan meydana geliyor dedim. Bu karışımları bizim gerek temin etmemiz, gerekse evde kaynatıp bunları karıştırmamız çok zor olacağı için bunlar bu şekilde 1 kiloluk paketler halinde hazır bir vaziyette satılıyor. Nerelerde satılıyor? Bunlar dekoratif sabunlar olduğu için genelde dekoratif boyama evlerinde, büyük kırtasiyelerde ve büyük hobi marketlerde satışa sunuluyor. Bu şeffaf sabundan ve opak sabundan gerçekten sizlerin de çok keyif alacağına inandığım çok değişik teknikler uygulayarak sabunlar yapacağız. Dilerseniz şimdi bu tekniklerimize geçelim.